yapıyor. Peki bu helvayı nasıl yapıyorsunuz? Neden yapılıyor? Şeker, yerli susam tahini, çöven, bir de limon tuzu. Çöven otunun suyunu yani alıyorsunuz alıyoruz. Değil mi? Efendim beyazlıkçılığı o verir diyor. Zaten çöven olmasa helvacılık olmaz. Ne yapıyorsunuz? Tahini tahini çekiyoruz. Sıcak sıcak. Sıcak çekiyoruz. Tahinle çövenin macunun buluşturmasıyla tahin helvası meydana geliyor. Nasıl o karıştıra karıştıra değil mi? Evet. Yoğuruyorsun eldivenlerle yoğuruyorsun. Artı irmik helvası yine ayrı. O irmikle bunu da yapıyorsunuz. Evet. Yapıyoruz. Efendim köpük helva hakeza öyle. Bu da çöven otunda oluyor. Evet çöven otunda. Evvelden pekmez işliyorduk. Evet. Şimdi kuruzun pekmezinin maliyeti çok şey. Eskisi gibi üzüm ezdirme yerleri yoktu. Taş dövenler vardı evvelden. At döner, üzüm ezer. Kerpiç halinde onları ıslatırdık. Şimdi köy pekmezi alıyoruz. Nereden? Köyleri. Burada Turdukçuk kazası var. Yalvacın burada Örkenez beldesi var. Bağkonak yeni ismi. Oradan o köylerden alıyoruz pekmezi. İşte burada tahinle beraber. Güzel. Meşhur evet. Tahin pekmez. Evet içerisinde hiçbir şey yoktur. Bir de sizin kandillerde yenen bir şey ne deniyor ona? Buna susam helvası, taktak helva, kıtır helva, bitli helva. Bitli niye? Ha üstündekiler. Yani üstündeki susamlar. Kandillerde, üç aylarda, mübarek günlerde buranın örf adede gelenek göreneklerdir. Yani bir kandil simidi. Kandil simidi. Ne yerine? Evet. Her tarafın kendine göre bir özgü şeyleri var. Taktak helva. Evet. Güzel bir isim. Ve yani bitli helva da ilk defa duyuyorum. Bitli helva. Susamlar bite benzediği için. Evet, bitli helva.